Merhaba arkadaşlar. Konumuz çekme karavanlarla yokuş nasıl ineriz? Emrah Karadeniz'in dünya tatlısı kızı bize çekme karavanla rampa aşağıya nasıl inilir bunu anlatacak. Hadi bir onu izleyelim, ondan sonra biz devam edelim konuya. Karavanımız Adria Aviva 400 PS. Nasıl araba karavan yavaşlatılmalı? Bununla ilgili çeşitli tartışmalar var. Bugün bunlara bir nokta koymak için Arya bize nasıl karavanla yokuş aşağı giderken fren yapılır, bunu anlatacak. Evet arkadaşlar, şu anda hani yokuş aşağı gidiyorsunuz ya, yavaşlayın ilk önce azıcık. Sonra ben frene yarım basın. Frenden ayağınızı çekin. İki seviyenin üstüne çıkmamalı. Eğer çıkarsa da bir şey olmaz. Çek bastı da. İki seviyenin üstüne çıkarsa kadar. Aryacığım, ağzına sağlık. Çok güzel bir şekilde bu konuyu anlatmışsın. Ben bazı eklemeler yapayım. Onun üzerine de hem de karavanla, çekme karavanlarla yolda giderken ileri seviye sürüş bilgileri de aktarmış olayım. Karavanlarımız da ramp aşağı inerken, özellikle ramp aşağı inerken, aracımız manuel ya da otomatik olsun ya da olmasın fark etmez. Çünkü rampa kurallarında birinci kural neydi? Çıktığın vitesle indi. Hal böyle olunca biz beşinci viteste çıkamayacağımız bir rampayı beşinci viteste inmemeliyiz. Oranın hakkıyla, yani bir motor freni yaparak inme durumundayız. Söz konusu olan kızım bu. Motor freni yaparken, evet arabamız belki frenleme yapmayacaktır. Ama karavan arka tarafta kütle ağırlığı araca yaklaştığı için sürekli bir fren yapıyor modunda olacaktır. Bunun için mümkün olduğunda normal arabadan inişinden çok daha yavaş bir seyir sefer hızıyla inmeliyiz. İkincisi, en önemli kısmı, eğer mümkünse, eğer uzunsa, çünkü 10 kilometre bir Sakar geçidinde iniş var. 10 kilometre sürekli karavanın el freni çekik iniyormuşsunuz gibi olur. Siz ne kadar arabanızda fren yapmasanız dahi karavan arkadan fren yapacaktır. Çünkü arabamıza yaslanıcı mekanik fren olduğu için, bir motor kompresörü yapmayacağı için. O yüzden mutlaka arada dinlendirilmeli, arada kontrol edilmeli, hatta kampanalarda bir sıcaklık, aşırı ısınma vesaire var mı? Mümkün olduğunca düzlüklerde o kompresörden araç çıkartılmalı ve rahat bir akış pozisyonuna getirilmeli ki bu da karavanımızın frenlerinin soğumasında çok büyük bir yardım olacaktır. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.